Sevgili izleyiciler, Devrekhane Belediye Başkanlığı'ndayız. Milliyetçi Hareket Partisi'ne dahil olan mevcut belediye başkanımız Sayın Mümtaz Ali Ustaoğlu'nun programı vardı bugün ve Kastamonu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda hem açılış vardı hem katılım programı düzenlendi. Gerçekten Devrekhane için çok güzel bir gündü bugün. Çok hareketli, canlı, çok kalabalık bir ortam vardı ve program da gerçekten güzel oldu. Değerli İl Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Yüksel Aydınlı bizlerle birlikte. Evet başkanım, hem programı değerlendirelim hem de tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim startı 30 Kasım itibariyle verildi. Kastamonu merkezde güzel bir başlangıç yapıldı. Adaylar tanıtıldı. Milliyetçi Hareket Partisi camiası bir araya toparlanmış oldu. Gerçekten de halkın teveccühü de güzel, insanların düşünceleri de güzel, iyi bir akışla devam ediyor. Bugün de Devrekhane'de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe teşkilatını hem mevcut belediye başkanı Sayın Mümtaz Ali Ustaoğlu'nun katılımını değerlendiriyoruz. Neler söylemek istersiniz mikrofonumuza? Evet, ben öncelikle size teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için, sesimiz olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum. Biz atanma sürecimizle beraber çok şükür bunu bugün burada da müşahede ettik. Ciddi bir heyecanın geldiğini teşkilatlarımız anlamında söylüyorum. Bunu gördük. En büyük kamuoyu da takdir edecektir. Devrekhane nüfusu 5000 küsur. Yani kalabalığı, heyecanı, vatandaşlarımızın özellikle belediye başkanımıza olan ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etti. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkilatları hareketlendiği zaman o samimi hava, yurttaşlık hukuku artık tamamen iç içe geçerek toplumla buluşmaya başladığı zaman Allah'ın izniyle bizim önümüzde hiç kimse duramaz. Zaten hep bahsediyorum ben bütün katıldığım toplantılarda, birçok merkez dahil birçok ilçeyi böyle çok cüzi rakamlarla 40-50, merkez 200 biliyorsunuz. Yani biz bunların hepsine birden alayına birden diyelim Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle talibiz. Bir, ikincisi zaten teknik hata diyorum ben ona. Olmaması gereken, biz kendi eksiklerimiz bizi bu hale getirdi. O hataları, o eksikleri biliyoruz. Evet. En ince ayrıntısına kadar tespitini yaptık. Dolayısıyla emanetlerimizi geri alacağız. Birincisi o. İkincisi, Kastamonu iyi yönetilmiyor. Maalesef birçok problem, bu tarihi şehre yakışmayan birçok problemle karşı karşıyayız. Önümüzdeki günlerde bunları detaylı olarak ifade edeceğiz. Bunun yanında bizim için bütün ilçelerimiz, özellikle Devrekhane biraz takdir daha edersiniz, özel. Biraz daha özel. Çünkü buranın özelliği tabii ki Fatih Sultan Mehmet'e dayanıyor. Annesi buralı. Tarihsel özelliğinden yola çıkarak bir de benim için özel, benim doğduğum toprak. Evet. Benim doyduğum toprak, ilçe başkanlığı yaptığım toprak. Geçmiş zaman dilimlerinde. Dolayısıyla bugünkü program çok muhteşemdi. Öncelikle ben Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Heyetine, meclis üyelerine, İçe teşkilatımıza yeni atanmasına rağmen çok muhteşem bir program hazırlamışlar. Siz de kendiniz takip ettiniz zaten. Yani biz Devrekhane Belediye Başkanımız bağımsızdı. Bize geçerken ben şunu söylemiştim. Zaten Mümtaz Bey'in adaylığını açıkladığımız anda Devrekhane'de seçimler biter diye bir ifadem vardı. Bu şey anlamında algılanmaz. Cenab-ı Hak nasip edecek öncelikle tabii ki. Bunu sayısal anlamda, şimdi programda da söyledim, kendimizi de katarak, bağımsız girdi Mümtaz Başkan, hepimizi ters düz etti, çıktı seçimlerden. Evet. İktidar partisi dahil.
Efendimiz Milliyetçi Hareket Partisi dahil, Cumhuriyet Halk Partisi dahil. Dolayısıyla şimdi bu yönüyle baktığımızda artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin rakamsal olarak ben seçim biter diyorum. Gerisi kurban olduğum Rabbim o biliyor. Onun için hayırlı hizmetler olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediyecilik anlayışını hakikaten hem devrekhane hem diğer merkez herkes görecek. Evet, gerçekten güzel bir kazanım oldu. Zaten mevcut belediye başkanımız yeri geldi ters durdu, hükümetle karşı karşıya geldi ama başarılı oldu geçen seçimlerde. Gerçekten bunu biz kamuoyuyla da zaten hani takip ettik basın camiası olarak. Gerçekten biz başarılar diliyoruz tabii şimdi ki. Şimdi şu var, Mümtaz Bey'in, bunu çok samimi söylüyorum, farklı özellikleri var. Ya saymakla bitmez. Dolayısıyla bir kere önce dürüst bir belediyecilik yapıyor. Yani belediye sınırlarına dahil olmayan köylerde, işte mezra demeyelim, o yerlerde kim ne derse, hastası, ustası, okulu, kaydı, Ankara'sı, İstanbul'u, yani artık devrekhane halkıyla öyle bu iş kolay değil. İktidar adaylığından ayrılacaksınız. Ondan sonra tek başınıza çıkacaksınız. Tabi burada onun özel devrekhane hakikaten iyi tüccarlarından, köklü ailelerinden Hasan Bey de var. Hasan Küllüoğlu ve diğer şimdi bizim meclis üyelerimiz de dahil oldu. Dolayısıyla çıkacaksınız, efendime söyleyeyim, belediye alacaksınız. Bu her baba yiğidin harcı değil. Dolayısıyla Mümtaz Bey artık özdeşleşmiş devrekhane halkıyla. Çoluğundan çocuğuna, büyüğünden küçüğüne, efendim herkesin derdine derman olmak için gece gündüz uğraşan bir kardeşimiz, arkadaşımız, artık dava arkadaşımız, efendime söyleyeyim. Alanda da bunu müşahede ettik yani. Ben şeyde biraz alanı süzmesini tabiri caizse iyi bilirim. Yani insanların bakışını, hareketlerini, çok dinamik bir yapı vardı. Yaşlısından gencine, hanımefendilerin kalabalığını gördünüz. Dolayısıyla Allah'ın izniyle biz devrekhaneyi alacağız. Ben tekrar Mümtaz Bey'e, onun şahsına, bütün arkadaşlarına, yöneticilerine, ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim üzerimizden, şimdi konuşmamda da ifade ettim, oralardan bir ekmek çıkmaz bu arkadaşlara. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde dargınlık, küskünlük, dava arkadaşı, ülküdaşına en fazla 24 saat sürer bizim küskünlüğümüz. O 24 saati atlattık mı sarılırız, kucaklarız. İşte eski ilçe başkanımızla ben onu da ifade ettim, orada sarıldık. Sağ olsun onlar da geldi. Onlara da özellikle çok teşekkür ediyorum. Öyle bu işler sırayla. Bugün ben oturuyorum bu koltukta. Yarın bir başka arkadaşım. Bu bir bayrak yarışı. Kesinlikle. Tabii ki yani şey böyle o bayrağı göndere en yüksek evet. noktaya taşıyabilmek için bu mücadele devam ediyor. İnşallah devrekhane hem MHP belediyesiyle tanışmış olacak evet. hem de daha güzel hizmetler evet. ulaşacak inşallah. Evet. Tabii il başkanlığı süreci sizin için taze ama tecrübeniz evet. geniş. Bununla ilgili olarak Kastamonu Belediyesi ve diğer ilçelerde çalışmalar ne yönde gidiyor, ne yapıyorsunuz şu anda? Kastamonu Belediyesi'nde Kastamonu galip gelecek zaten. Sloganımız ben. Evet. Şimdi biz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Efendime söyleyeyim. Kastamonu'da tam alana çıkmamakla beraber altyapı çalışmalarını önce profesyonel bir firmayla çalışacağız. Yani bu düzene uyan bir seçim çalışması yapacağız. Özellikle ben diğer ilçelerde çok inanılmaz aday adaylarımız var. Evet. 3, 4 efendim. Onları da önümüzdeki hafta içinde karara bağlayacağız. Efendim önümüzdeki hafta sonuna kadar bitirmiş oluruz. Her ilçemizde adayımıza bir de bir takım spekülasyonlar belki size de ulaşmıştır. Biz Kastamonu'da yarışıyoruz. İttifak, müttifak o işler yok yok. Onu kim uyduruyorsa. Biz zaten ben Sayın Genel Başkan böyle bir şey desem de ben itiraz edeceğim. Diyeceğim Sayın Genel Başkanım yok biz bilemizi hakkıyla emaneti geri alacağız. Biz tabii ki AKP'ye oy veren vatandaşlarımızın oylarına da talibiz. Biz iyi yapacağız diyeceğiz. Biz doğru yapacağız. Bugünkü sıkıntılardan biz kurtaracağız diyeceğiz.
bu manevi şehri, bu kültürel kimliğini koruyabilmek adına bu talana dur diyeceğiz. 3-5 tane ağababasına peşkeş çekilen, tabiri caizse ne anlamda? İmar rantıyla. Halimiz ortada. Manhattan mıyız biz ya? Nedir o Kuzey Kent'in hali? Nedir arkadaş? Dolayısıyla Kastamonu hem tarihsel kimliğini, hem manevi kimliğini, hem kültürel kimliğini koruyacak, kollayacak bir Milliyetçi Hareket Partisi'ne ihtiyacı var. Süratle biz belediye başkanımız bu anlamda projelerini, planlarını, teknik anlamda her şeyimizi hazırlıyoruz. Şimdi Safranbolu'yla, Safranbolu dünya kenti oldu mesela. Bak, evet. Efendime söyleyeyim. Kastamonu'nun tarihsel altyapısı kıyas götürür mü? Götürmez. Hayır. Ama biz maalesef nereden bir çıkış yakalayacağımız, geçmiş dönem bizim de eksiklerimiz var mı? Var tabii ki. Ona da itirazımız yok. Eleştirilere, efendime söyleyeyim, bir şey dediğimiz yok. Haklı eleştirilere amenna. Ama haksızlarına gerekli cevapları veriyoruz. Dolayısıyla özellikle manevi kimliğini muhafaza edeceğiz. Çünkü oraya seçilecek insan şehrin emini olacak. Öyle yok, Kastamonu belediye başkanı. Ben siyaseten söylemiyorum bunu. Ama bugünkü yönetim ne Kastamonu'ya, ne Kastamonu halkına, ne tarihsel kimliğimize, ne manevi kimliğimize yakışmıyor. Bunu da gerekçelerini, niye yakışmıyor diyen olursa zamanı ve yeri gelince söyleyeceğiz. Evet, peki şimdi Cumhurbaşkanı açıklamada bulundu. Bu seçim döneminde tabii çok böyle gürültülü bir ortam olmayacak, bayraklar asılmayacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu buluyoruz. Yani bu olmaması lazım. Bu hem bütçe açısından çok ciddi sorun siyasi partiler için, hem de milliyetçilik çevreciliktir biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çevre konusunda çok hassasiyeti var. Dolayısıyla çok olumlu. Bizim Genel Başkan Yardımcımız Sadir Bey de bu anlamda bir beyanat oldu. Tabii ki böyle olması lazım. Yani gereği yok. Zaten millet tanıyor. Balon atsanız da tanıyor. Bayrakla süsleseniz de tanıyor. Mesela çıkaracağınız işte Doktor Galip Vidinlioğlu gibi bir aday. İşte devre kanında Mümtaz Bey. Şimdi şey de önemli. Galip Bey, ben diyorum ki 0 kilometre. Şahsiyetiyle, kişiliğiyle, ticari ahlakıyla, adamlığıyla, her şeyle. Topluma biz dürüst çıkacağız, samimi çıkacağız. Dolayısıyla bizim belediyecilik anlayışımızı 3 aşağı 5 yukarı halkımız biliyor. Biz ikbala dayalı siyaset de öyle yapmıyoruz. Belediyeci diyor, halkımız için ne gerekliyse. Seçildiği andan itibaren o CHP'liymiş, o bilmem neymiş, öteki bilmem neymiş. Böyle bir ayrım olmayacak Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğinde. Yaşananları görüyoruz, burada da ifade. Bizim buradaki devletimiz Sayın Vali. Biz Sayın Vali'ye devlet olarak bakıyoruz. Onun için itirazlarımızı, haksızlıkları ifade ediyoruz. Edeceğiz, etmeye de devam edeceğiz. Kendisi de sağ olsun duyarlı bu konularda. İşte FETÖ meselesine girmeyelim. FETÖ meselesi bizim en hassas olduğumuz. En hassas olduğumuz. Onlar barınmayacaklar hiçbir yere. Siz Türk Devleti'ne kurşun sıkacaksınız. Ondan sonra Türk Devleti'ne kamudaki efendime söyleyeyim ihalesi şusu busu bunlardan hala faydalanmaya devam edeceksiniz. Ben Vali Bey'e söylediğim bu. O da çok duyarlı bu konuda. Tespitlerinizi de mutlaka paylaşalım. Paylaşacağız önümüzdeki. Dolayısıyla hem devletin geleceğini tesis etme adına, hem şehrimizi iyi yönetebilme adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu Cumhur İttifakı meselesine de bilerek değindim. Ben önce bizi eleştiren veya bize eleştiri yönelten il başkanlarına Kastamonu'da önce telefon açıyorum konuyla ilgili. Şu konulardaki eleştirileriniz başım gözüm üstüne, sıkıntı yok. Ama şunda sıkıntı var. Bu bana yapılacak bir şey değil. Yapmayın bunu diyorum yani. Eğer siz düzeltirseniz siz düzeltin. Düzeltmiyorsanız ben gereğini yaparım. Ben gene lisan üslupla dedim yani hakikaten de yok gerçek.
Yani Denizli olması, Boyabat'ta olması benim için, Milliyetçi Hareket Partisi için kendiler için problem değilse benim için hiç problem değil. Başarılıdır. Burada belki başarılı olacaktır. Bu anlamıyla bana ithal dersen ben de bunu söylerim yani. Kusura bakmayın. Yani o kadar da değil. Yani neticede siz devre kendisiniz. AKP'ye de, hani... AKP deyince, yani AKP demeyeyim. AK Parti il başkanına, Doğan Bey'le böyle sohbet ederken bana diyor, AKP deme, ya bu alışkanlık diyorum. Hadi AK Parti diyelim. Efendime söyleyeyim. Şimdi, dünkü Cumhurbaşkanı açıklamasını okumuşsunuz. Evet. Bu gazetelerde. İttifakı bozdurmuyor. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey diyor ki, bu işe halel getirmeyeceğiz. Ne adına? Ülkenin bekası adına. Dolayısıyla yerel anlamda siyaset yapan insanlar olarak biz de liderlerimizin talimatları doğrultusunda yapacağız her şeyi. Buradaki arkadaşın bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bizden gitmesi, gelmesi hiç önemsemiyoruz. Ama dün orada da söyledim. Dün biz basın açıklaması yapıyoruz. Diyoruz ki biz Cumhur İttifakı'na sadığız. Bu yönde adaylarımız ve gazetecilik böyle bir meslek biliyorsunuz. Altına gazeteci, bu vatandaşın işte MHP'den tepki istifası falan filan veriyor. İşte bu rahatsız edici oluyor. Ya olunca da ben... zaman içerisinde siyasette olabilen şeyler olabiliyor. Yani hayır. Zaman zaman... Bizi, hani, hayır bizim... Başka partilere geçişler oluyor biz, yani. Hayır biz tolere etmeyiz. Biz Mümtaz Bey niye 5 yıldır almadı? Niye AKP'den... Ben bilmiyor muydum o dönem? Yani ben yönetici değilim de orada Mümtaz Bey'le kazanacaklarını. Milliyetçi Hareket Partisi bu anlamda ilkeli. Evet. İlkeli duruşundan asla taviz vermiyor. Ben şimdi Doğan Bey'i aradım, söyledim. Dedim ki, bak sana bir şey söyleyeyim. Biz, bilsem ki bir ilçeyi kazanacağım. Benim orada zayıfım. Senin 3 dönemlik belediye başkanların var, yapmayacaklarınız. 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ne olacak. Yapmam dedim bak. Niye yapmam? Gelse ben olayım dese, kazanacağım da bilsem yapmam. Çünkü liderimin talimatı var. Bu kadar basit. Ne olursa olsun. Evet, bu şekilde bir değerlendirme var. O zaman şu anda 3 dönemini tamamlayan Seydiler olsun, Azdavay olsun, o zaman bu belediye başkanlarıyla mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir dirsek teması yok. Hayır, hiç yani temasımız burada... yok. Rahat olsun Adalet ve Kalkınma Partisi. Çatalzeytin'de yine aynı yapmayız, şekilde. Yapmayız, hiç yapmayız. Ama onlardan da asgari bir ölçüde ben de şey bekliyorum. Yani devrekanı meselesi midemizi bulandırdı. Aynı nezaketi bekliyorum yani. Evet. Bunu da ifade etmiş olayım. O zaman önümüzdeki günlerde zaten adaylar da netleşmiş olacak. Tabii ki biz Akvim TV olarak teşekkür ediyoruz sizlere. Söylemek istediğiniz son bir nokta varsa onu da aktaralım buradan devrekhaneden. Sizi seviyoruz. Halkımızı seviyoruz. Kastamonu'yu seviyoruz. Bütün insanları seviyoruz. Ve inşallah önümüzdeki süreçte Kastamonu da bizi sevecek. Kastamonu bizi zaten seviyor da biraz daha fazla sevecek. Biz de huzur içinde nasıl yönetildiğini bir şehrin iliyle ilçesiyle tüm Kastamonu hemşehrilerimize ispatlayacağız. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Yüksel Aydın bizlerle birlikteydi. Devrekenden aktardık bu yayınımızı. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.